Validem dün gece neler oldu ben ayrıldıktan sonra? Sabah aslanım geldi. Konuştuk biraz. Anlaşılan o ki prenses tıpkı Hürrem gibi büyülemiş onu. Gözlerinden belli. Ne oluyor? Destursuz nereye girdiğini sanıyorsun Hürrem? Bu ne cüret? Nasıl girersin böyle? Validem, Hatice Sultanım. Sizlerle yalnız konuşmak istiyorum. Bizi yalnız bırakabilir misiniz? Çıkar mısınız sultanım? Gülfem Hatun lütfen sizde. Nedir bu hal? Söyle şimdi. Validem, ben size 4 torun verdim. Hanedana 4 evlat verdim, 3'ü şehzade. Siz benim gururumu, haysiyetimi ayaklar altına nasıl alırsınız? Bu sizi nasıl mutlu eder? Hürrem, haddini aşıyorsun. Laflarına dikkat et. Ben haddimi biliyorum sultanım. Zira her defasında hatırlatıyorsunuz. Derdin ne senin? Nedir bu öfkenin sebebi? O kadını bilerek çağırdınız saraya. Beni küçük düşürmek ve alay etmek istediniz. Hürrem, sus. Bırak Hatice. Döksün eteğindeki taşları. Ben size hiç saygısızlık etmedim. Hatalarım olduysa hep hünkârımıza duyduğum aşk yüzünden. Ama siz bana hep düşmanlık ettiniz. Ben ne yaptım? Suçum ne? Oğlunuza aşık olmam mı? Onu deliler gibi sevmem mi? Onu mutlu etmek mi günahım? Bu günahsa daha ne kadar cezasını çekeceğim? Ben sizi sevdim Valide. Hatice Sultanım sizi de. Ama siz beni hiç sevmediniz. En başından beri beni sevmediniz. Bana her türlü fenalığı yaptınız. Mahidevran'ı tutup beni kurtların önüne attınız. Ben yine de size hürmette kusur etmedim. Hürrem. Bir gün beni sevebileceğiniz umuduyla yaşadım. Ama ne yaparsam yapayım olmadı. Hala benden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Ümidiniz hala Süleyman'ın başka bir kadına olması. Meseleyi şahsileştirme. Haremin 1000 yıllık düzeni kurallar ve kaideler üzerinden yürür. Geleneklerimiz belli. Hiçbir kadın hünkârın sahibi ve mutlak kadını olarak göremez kendini. Aksi halde düzen bozulur. Harem yönetilemez. Düzen? Öyle mi? Haremi siz yönetiyorsunuz validem. Allah size uzun ömürler versin. Lakin dünya fani. Bir gün Hakk'ın rahmetine kavuşacaksınız. O gün geldiğinde buraya kim yönetecek? Hiç düşündünüz mü bunu? Kim buranın düzenini sağlayacak? Namzetiniz kim valide? Mahidevran mı? Dün gece saraya getirdiğiniz prenses mi? Yoksa 3 şehzadenizin annesi olan ben mi? Yeter Hürrem. Validem bunları söylemesiniz müsaade edersiniz. Bitti mi söyleyeceklerin? Kararınızı verin validem.
Eğer bu şekilde bana davranmaya devam ederseniz, ben de kendimi ve şehzadelerimi korumaya mecburum. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Ben sadece önünüzde eğilerek size elimi uzatıyorum validem. Artık ya benimlesiniz ya da bana karşı. Ne olmuş buna? Valide Sultanımızın canını sıktı belli ki. Bu terbiyesizliği yanına bırakmayın valide. Böyle bir saygısızlık kabul edilemez. Sizi resmen tehdit etti. Yalnız kalmak istiyorum. Hepiniz çıkın. Gidin. Yalnız bırakın beni. Gülşah. Hürrem'in dairesinde ne oluyor? Bilmiyorum sultanım. Bir şey olmuş belli ki. Hürrem. Bir sen eksiktin. Hayırdır? Niye taşınıyor bunlar? Yolculuk nereye? Cehennemin dibine. Gelin, birlikte gidelim. Nigar Kalfa. Ne oluyor burada? Hürrem nereye gidiyor? Valide Sultanımız bu daireyi boşaltmasını emretti. Sultanların içinde eşsiz sultanım. Seni de satın aldılar değil mi? Herkes gibi sen de onlara teslim oldun. Yazık. Sen de mi bana ihanet edeceksin? Haşa. Sümme haşa. Ölürüm de ihanet etmem size. Lakin ben de bir emir kuluyum. Nasıl karşı gelirim? Validemiz bizzat konuştu bizimle. Bundan böyle gözüm üzerinizde dedi. Tamam kes. Ne demeye geldin söyle. Az önce çok önemli bir havadis aldım. İbrahim Paşa Hazretleri arz odasında düşüp bayılmış. Hali pek iyi değilmiş. Nasıl idi? Ne olmuş ki? Fazla bir malumatım yok. Lakin öğrenir öğrenmez. Nerede şimdi? Hasta odaya mı aldılar? Sarayına götürüldü dediler. Hünkârımız bizzat eşlik etmiş. Güzel. Söyle. Hemen arabamı hazırlasınlar. Emredersiniz sultanım. Valide, beni çağırmışsınız. Mustafa'm nasıl? İyi, az önce uyudu. Kötü bir haber mi var? Hayır, başka bir diyeceğim var sana.
Hürrem'in terası dairesini boşalttırdığımı biliyorsundur. Duydum, evet. O daireyi Şehzadem Mustafa'ya tahsis ettim. Malum, Mustafa'm büyüyor. Siz nasıl uygun görürseniz valide. Mustafa'm da çok sevinecek. Daha derhal hazırlıkları yapın. Mustafa'm yarın o daireye geçmiş olacak. Ne oldu anne? Neden buraya geldik? Benim aslan şehzadem. Sana çok güzel bir havadisim var. Bu daire artık senin. Ama burası Hürrem Sultan değil miydi? Artık değil. Validemiz bu daireyi sana tahsis etti. Bundan sonra burada kalacaksın. Sen de benimle kalacak mısın? Hayır oğlum. Sen artık büyüdün. Kendi başına kalmanın vakti geldi. Aman efendim, sultanların gülü. Ne dolanıyorsun burada? Sormayın sultanım. Sizin bahşettiğiniz 3-5 altını Sümbül'den korumak için bahçeye gömmüştüm. Lakin koyduğum yerde yok. Günahını almayayım. Çok seviyorum, çok da iyi bir insan ama maalesef elleri çok uzun. Ha. Bırak şimdi onu. Hünkârımız gece ne vakit geldi? Odasında, değil mi? Siz sorarsınız diye uyanır uyanmaz hemen gidip baktım. Hünkârımız geceyi dışarıda geçirmişler. Hala teşrif etmediler. Nasıl gelmez? Afkaş günde miydi? Orada mı kaldı? Sultanım hemen kötü düşünmeyin. Malum İbrahim Paşa'mız rahatsız. Belki orada kalmıştır. Ne yapıyorlar orada? Benim terasımda ne işleri var? Gel benimle. Sultanım geliyor. Hayırlı sabahlar. Anlaşılan pek hayırlı diye. Ne oluyor burada? Validemiz daireyi bize tahsis etti. Demek sana verdi. Ne güzel. Aman eteğinden ayrılma. Ne denirse yut itaat et. Yoksa maazallah bir gün seni de kapının önüne koyar. Yanlışım var Hürrem. Burası bana değil, Mustafa'ya verildi. Onu buradan çıkarmaya senin gücün yetmez. Malum, en büyük şehzade. Ben de onun annesi olarak buradayım. Ama üzülme, arada gelirsin. Terasımda ağırlarım seni. Maydevran, o terastan göreceğin tek şey... Hünkârımla benim saadetim olacak. Güla, benim bundan neden haberim yok? Vallahi ben de şimdi duydum sultan. Validem. Hürrem, bir şey diyeceksen... Bir meselen varsa daireyle haber gönder. Dairemi elimden aldınız. Şimdi de Mahidevran'a veriyorsunuz. Sanmayın ki bunlar benim canımı yakar. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim aslı dairem Süleyman'ın has odasıdır. Onu hiç kimse alamaz elimden. Validem! Ne oldu dayı? Rengin atmış. Hatice Sultanımızın oğlu. Mehmet. Hakk'ın rahmetine kavuşmuş.
Yazık. Hatice'nin yerine koyuyorum kendimi. Ne büyük keder. Bir an evvel çocuk yapması lazım. Yoksa bu acı onu her gün öldürür. Mevzuyu kapatalım Hürrem. Zira Hatice'm aklıma düştükçe içim parçalanıyor. Mustafa'm. Senin haberin yok. Validemiz benim dairemi Mustafa'ya tahsis etti. Öyle mi? Nereden icap etmiş? Mustafa büyüyor. Validemiz artık annesiyle kalmasını istemiyor. Hakkı var elbet. Evet. Ama benim dairemi verdi. Bu kadar aceleye ne gerek var anlamadım. Başka bir yer hazırlanamaz mıydı? Haremin dirliği, düzeni validemden sorulur. Eğer o böyle münasip gördüyse yapacak bir şey yok. Aşkı derunum. Asma o güzel yüzünü. Senin asıl dairen burası. Benim yanım. Hadi Mustafa'm sen uyu artık. Allah rahatlık versin. Sana da. Üzülmeyin sultanım. Yakında oradan da kovulacak. Valide sultanımız kalfalara, ağalara emirler vermiş. Hürrem ondan habersiz hamama bile gidemeyecek artık. Haremi ona dar edecek. Hürrem'in üzerinde kara bulutlar dolaşıyor nihayet. Sultanların en yüce gönüllüsü. Ne muazzam bir elbise. Bir yere mi gidiyorsunuz sultanım? Bahçeye inip biraz dolaşacağım. Yoksa valide bunu da mı yasakladı? Vallahi ben de şaştım bu işe sultanım. Yukarı tükürsem bıyık, aşağı tükürsem sakal. Niye geldin onu söyle. Emriniz üzerine Yakup Efendi'yi buldum. Mermer Köşk de sizi bekliyor sultan. İyi. Gel benimle. Nigar Kalfa, hekim kadın istediğin ilacı hazırladı. Geçmiş olsun. Sabah akşam ikişer kaşık versin dedi. Sen git, benim işim var. Hayrola Nigar Kalfa. Neden geldin? Hatice Sultanımıza hekim başından ilaç temin etmeye geldim. Malum, asabı bozuk bu aralar. Zor günler geçiriyor. Senin kaderin neymiş böyle? İbrahim Paşa ölüyordu, sen baktın. Hatice Sultan aklını kaybetti, sen bakıyorsun. Peki bu arada benim istediğim şeye bakıyor musun? Neye bakacağım sultanım?
İbrahim Paşa'nın beni yok etmek için elinde tuttuğu şeyini. Buldun mu? Arıyor musun? Yoksa İbrahim Paşa'ya söyledin mi? Hürrem Sultan beni tehdit ediyor. Bulmasan beni öldürecek diye. Sultanım, ben bir şey söylemedim. Arıyorum. Nigar, ara ve bul. Yoksa seni zehirle yok etme. Yağlı urganla bu inci boynunu... Mehmet. Oğlum gel yanıma. Ne olmuş benim aslan oğluma? Kim üzdü seni? Mustafa'ya dar vermiş. Artık tek başına yaşayacakmış. Ben de istiyorum. Üzülme. Senin de olacak. Hem de daha büyük. Ben de istiyorum anne. Senin de olacak ay parça. Anneniz sizin için her şeyi yapacak. Mehmet.